Şimdi Boşnak İnadı, Boşnak İnadı'nın ikonu olmuş o evi göreceksiniz. Evet. 25-26 Ağustos 1992'de Sırp suçlular bu ulusal ve üniversite kütüphanesini ateşe verip 2 milyon kitap ve belgenin kül olmasına sebep olmuşlardır. İnat Kucağı'nın önündeyiz, yani İnat Evi. Boşnak İnadı'nın ikonu. 20. yüzyılda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun buradaki binaları kendi konseptlerine çevirme çabaları şehri bayağı bir ayaklandırmış. Birçok bina yeniden yapılmış, Avusturya-Macaristanlaştırılmış. Fakat siz bizim Avusturya-Macaristanlaştıramadıklarımızdan mısınız? İşte bu evin sahibi demiş ki, ben evimi yıktırmam. Ancak kendi işte tarafınızda binalarınızı göstermek istiyorsanız benim evimi nehrin öbür tarafına taşıyın kardeşim. Bir kavgalar, bir gürültüler, araya nüfuzlu kişiler girmiş, olmamış. Adam, abicim evini oradan buraya taşımış. Yani aslında gördüğünüz bu ev nehrin diğer tarafındaymış, bu tarafa taşınmış. Diğer tarafında Avusturya-Macaristan evleri yapılmaya devam edilmiş. İşte o gün bugündür de İnat Kucağı, yani İnat Evi, Boşnak İnadı'nın simgesi olmayı sürdürüyor. 1990'ların sonundan sonra sanırım bir restoran haline getirilmiş. Şimdi yöresel yemekler var. Biz yöresel yemekleri daha öz fırınlarda, daha yerel lokantalarda yiyeceğiz. Burası biraz turistik. Burada bir kahve içeriz tahmin ediyorum. Sonra yolumuza yine baş çarşıya doğru devam ederiz efendim.